أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bir senedi muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem annehu kal. İza ahsana ahadukum islamahu fe kullu hasenetin ya'maluha tuktabu lehu bi ashr amsalha ila 700 dayf. Ve kullu seyyetin ya'maluha tuktabu lehu bi misliha hatta yalqa Allah. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı nizam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala alim ecmaînin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihar-ı darbaka edenler rahmetullahi aleyhim ecmaînin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhane'yi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın meşafenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için el Fatiha. Elhamdülillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza ahazel muazzinu fil ezani وَضَعَ الرَّبُّ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى يَفْرُوَ مِنَ الْأَذَانِ وَإِنَّهُ لَيُوْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ فَاِذَا فَرَغَ قَالَ الرَّبُّ وَشَهِدْتَ شَهَادَةَ الْحَقِّ فُبَشِّرُهُ Evet. Ezan, müezzinlikle ilgili. Müezzinlik çok muazzam bir şerefli bir meslek. Çünkü müezzin İslam'ın özünü haykırıyor. Kainata arz ettim size geçmiş derslerde bu Neil Armstrong işte Kahire'ye çağrılmış. Orada konferans veriyor. Nasıl gittin? Ne gördün? Anlatırken dedi Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan geliyor. Donup geliyor adam. Adam lalu akken, samut, konuşamıyor. Ezan bitince kadar taş gibi donup kalıyor. Ne oldu diyorlar, hasta mı oldun? Yo diyor. Niye konuşmadın ya? Ya ben bu sesi diyor, ayda da duydum. Evet, gazeteleri araştırabilirsiniz efendi. Ben bunu gazeteden okudum. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedim müezzin. Ayda duyuluyor. Güneşte de duyuluyor, varsa orada bilmiyoruz. Olan yaratıkları çok. Daha biz bir dünyada yaşıyoruz. Bir aya gittiler. Gidemediğimiz yerler hepsi bizim emrimizde. Gidebiliriz. Hiç dine aykırı değil. Gavur icadı değil. Bizim gitmemiz lazım oralara. Kainat bizim emrimize müsahhardır. Kullanacağız emrimize. Karşılığında Allah'a teşekkür unutmayacağız. Bu kadar basit. İslam'ın sistemi bu. Evet. Ezan. وَرَفَعْنَا لَكَ زِكْرَكَ Habibim senin adını biz yükselttik. Ayda duydum eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ı. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İslam'ın temeli de la ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Ezanda bu var. İslam'ın özünü, tevhid inancının özünü haykırıyor müezzin. Müezzin böyle ezan okumaya başladı mı ki mükellef, salih kişi ezan okunması lazım. Avratlar ezan okuyamaz, kâhmet de getiremez. Onlar ezandan, kâhmetten sorumlu değil. Neden? Sen demiyor mu canım? At, avrat, silah öyle her yere çıkarılmaz.
bizim millet olarak örfümüz bu ya. Avrat adı üzere kadına avrat demişsin. Ben söylemedim ki bu adı ver diye sana. Avrat ne demek arkadaş? Avrat mahalle diyorsun. Görünmesi ayıp, gizlenmesi gereken yer demek. Kadına avrat diyor bu millet. Kadın milleti diyor, teşhir edilmez arkadaş bizim örfümüzde. Millet olarak. Evet, onun için ezanda olur mu canım? Erkek okusun. Evet, o Müslüman değil. Müslüman canım, usul böyle canım. Onda ezan okumaz. Evet, erkek olacak. Dedi salih olacak. Bilgili olacak. Neden? Ezanla oruç bulacak adam. Vakti gelmeden namaz olur mu? Namazın farzından birisi vakit. Erken okursa namaz olur mu? Olmaz. Yanıltırsa ezan okuyan adam, vebali ezan okuyanın, tayin edenin dürüst adam olması lazım. Orucunu boşa gidermemek için iftar vaktini bilmesi lazım. Ezan vaktini iyi bilmesi lazım. Bir de kerti şimdi çıkmıyorlar ya müezzinler. Ezan yukarıda okunur, yüksekte okunur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, bana kızmasın da hocalar, ben olanı söyleyeceğim tabii. Medine küçük bir kasabaydı. Otomobil gürültüsü yoktu. Fabrika gürültüsü yoktu. Kalabalık bir şehir değildi. Bir kasabaydı. Sakin. Desen alt mahalleden duyulabilecek sakin bir şehirdi. Kasabaydı. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bilal çık dama dedi. En yüksek damda okuttu ezanı. Çünkü ezan dinin özüdür. Dinin özünü ifade ediyor. Şerefli kelimelerdir. Yüksekte okunur. Bunu hiç unutmamamız lazım. Yoksa kapının önünden okusa Bilal Habeşi, öksürdüğün zaman duyuluyor ya, öyle sakin bir kasaba. Ama Peygamberimiz buna rağmen en yüksek noktaya çıkardı. Bunu hiç unutmayın müezzinler. Çıkın, hoparlörle okuyacaksınız, minareden okuyun. Yukarıda okutmak sünnettir. Yukarıya tembellik yapar çıkmazsanız Peygamberin sünnetini çiğnemiş olursunuz. Hesabını vereceksiniz. Evet, ben bunu herkese söylüyorum. Duysun. Yok hocam ya, sen de amma ha yani. Evet. Bütün bela bize tembellikten geliyor. Evet, doktor bana diyor ki hareket hocam, hareket. Öteki de diyor ki hareket hocam, hareket. Eski adam şu kadar sağlamdı, ölünce kadar bağ belledi. Çalışkan adamdı. Şürük, kenara çıkmış, et yunağına gelmedi adam. Müslüman da böyle istiyor. Şimdi biz tembelleştik. Ben Selimiye'nin şeysine çıktım. Minaresine. Üçüncü şerefesine. 270 basamak. Bir hafta bacaklam tutmadı. Tembellikten. 5 vakit oraya çıkan ezan okuyordu. Ve 90 yaşında böyle sıktığı zaman elini böyle yapıştırıyordu adam. Nerede o sağlıklı adamlar? Neden? Tembellikten. Tembellikten. Şimdi diyor hem sünnet çık diyor Peygamberimiz. Yukarıya çık diyor ya. Peygamberin sünneti bu. Oradan oku hoparlörle, oradan oku. Şimdi tabii ezan yukarıda okunur. Yukarıda okununca da bütün evlerin içini görürsün oradan. Neden salih adam olacak müezzin? Kullil müminine yehuttu min absarihim. Mümin erkeklere söyle, gözünü herkesin evinin içine dikmesinler. Haram bakılmayacak şeylere bakmasınlar. Haramdan sakınsınlar. Müezzin salih adam olacak. Alim olacak çünkü vakti bilecek. Böyle salih olacak, elin evin içinde karısı kızını yapıyor diye araştırmayacak. Böyle tecessüsü var. Casusluk yapmayacak. Yukarıdan okuyacak ama elin evinin içine bakmayacak. Ayıplarını görmek için gözünü dikmeyecek. Onun için salih adam olacak. Böyle kimseler müezzin olur. Allah için de bir güzel sesiyle, ahenkli bir şekilde bir asıldı mı? Öyle diyor Peygamberimiz. Sesinin gittiği yere kadar her şey, her şey ona şahitlik edecek. Ona şahitlik edecek. Ve o yerlere kadar günahı olsa hepsini Allah affedecek diyor. Allah için müezzinlik yapıyor.
böyle salih bir müezzin. Bilal Habeşi'yi Şam'a giderseniz ziyaret edin. Böyle adamdı o. Hani namaz kılarken Hazreti Ali misal verdi, kendinden geçmiş. O da ezan okurken kendinden geçiyordu. Allah diyordu çünkü. Resul-i Ekrem Efendimiz'e aşık bir adam Şam'a gitmiş. Çünkü o eve gidiyor, Resul-i Ekrem'i görüyor orada. Resul-i Ekrem yok, sarılmak istiyor, yok. Hatıralardan dolayı kaçmış Şam'a. Dayanamayacağım şeysine diye. Yıllar sonra gelmiş. Hazreti Ömer halifedir. Bir daha ziyaret edeyim diye. Hazreti Ömer geçmiş, o yanık Bilal Habeşi'nin ezan sesini hasret millet. Demişler, Ömer söyle de bir ezan okuyorsun yahu. Bilal demiş, bir ezan okumam demiş. O da akıllı adam, Hazreti Ayşe namaza gitmiş, o sağ. Demiş, müminlerin anası. Oğluna söyle, çünkü Peygamberimizin hanımları bizim anamızdır. Bütün müminlerin anasıdır Hazreti Ayşe anamız, diğerleri. Müminlerin anası demiş, söyle oğluna bir ezan okuyorsun be. Söyleyince anacığım seni kıramam demiş. Bir okumuş ezanı. Herkes sokağa dökülmüş. Resulullah dirildi. O aşkla okuyor. Alev çıkıyor ağzından. Bir daha da dönmemiş, Şam'a gitmiş. Orada şimdi yatıyor. Efendim işte müezzin böyle güzel insan. Mahşerde herkes Allah Allah, kim bu parlak yüzlü, uzun boylu adam diye hayran kalacaklar müezzinlere. Salih, Allah için ezan okuyan müezzinlere. Müezzinler böyle. Çünkü İslam'ın özünü dünyaya haykırıyor. Böyle her şey onların şahidi. Öyle güzel bir şey. Onun için söylüyoruz. Kırabayır'a gidiyoruz. Kırabayır'a gitmek sünnettir. Tabii orada dürüst davranacak. Aslan sütü olmayacak yani. Ye biçin, çoluk çocuğun gezecek, dolaşacak. Güzel bunlar. Peygamberimizin sünneti. Doktorlar da söylüyor. Gidin diyor gençler, koştursun kır bayırda falan. Ha böyle ezan oku diyorsun lan. Hocam namahremsin lan. Erkek adam ezan okumakta utanıyormuş. Ezan okumuyor adam ya, baksana. Sesin gittiği yere kadar her şeyi senin şahidin. Ora kadar dolu günahın olsa silinir diyor ya, bir Allah için ezan oku. Para, pal, mülk istemiyorsun. Şöhret istemiyorsun Allah rızası için. Tüm günahlarını yuferu, silinir. Günahları silinir diyor. La yuferu, la. Kesin silinir günahları. Mette sautihi. Ezan sesinin uzandığı yere kadar olan bölge dolusu günahı olsa la gufirat, affolunur. Küllüha, hepsi affolunur. Böyle güzel müezzin. Ezan okumak böyle güzel. Feyza farava kâle rabbu. Şimdi hadisi şey edelim. Başka hadis de var. Cenab-ı Hak bu hadiste de var. Vada ar-rabbu yedev alâ râsihi. Müezzin ezene başladı mı Allah elini müezzinin başına koyar. Şimdi siz kendi kendinize hadis okuyamazsınız. Çünkü Allah hiçbir şeye benzer mi? Yet demek bu demek. Ha demek Allah'ın beş parmak eli mi varmış demeye gidersin. Yo 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 yo. O demek değil bu. Allah insana benzemez. Hiçbir şeye benzemez. Cennete gidersen görürsün. Nasıl bilmiyorum. Ben gitmedim. Gidince görelim inşallah. Ha şöyle. O zaman nasılmış görelim. Ama eli var onu diyemezsin. Ama burada el diyor, el, elini. Ne demek bu? Cenab-ı Hak ona rahmetini sağanak sağanak indirir demek bu. Allah'ın rahmeti var ya, ey rahmeti bol padişah. Değil mi? İlahisi de bir rahmetinin bu mezini çok sever, Allah için haykırıyor. Özünü, İslam'ın özünü çok sever, elini koyar demek. Ona rahmetini sağanak sağanak indirir. Evet. İhsanda bulunur. Hak etmediği şekilde vermek ihsan bu demektir. Bereket halk eder. Bitmedi.
Hep müezzine mi ya? Evet, ezan okunan memlekete bereket yağar. Ezan okunan memlekete rahmet yağar. Hayır yağar. Ezan okunan memleket şerefli memlekettir. Allah'ın sevdiği memlekettir. Ezan okutan insanlar şerefli insanlardır. Allah'ın sevdiği insanlardır. İhsanda bulunduğu insanlardır. Onun için diyor Mehmet Akif, bu ezanlar ki şehadeti dinin temeli, ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli diye. Biliyor bunları adam. Kıyamete kadar inşallah bu aziz vatanda bu ezanlar kesilmesin. Bilesiniz ki siz olmasanız o ezanlar okunmaz. Sizin için okunmaz. Sizden kazanıyorsunuz. Ezan okutmadığınız zaman dese ki ezan okunmuyor bu memlekette. Gavur memleket deseniz hiç başınız ağrımaz. Dinen söylüyorum tabii ben. Öbür tarafına karışmam. Ezan okunmayan memlekete gavur memleket deseniz dinen başınız ağrımaz. Ezan İslam'ın alameti farikasıdır. Şiari İslam'dandır. Bir memleketin Müslüman olduğunun alametidir. O ileride yaşayanların da Müslüman olduğunun alametidir. Peygamber söylüyor. Ezan sesi duydunuz mu? Dokunmayın onlara diyor. Vurmayın, kırmayın, öldürmeyin. İslam alametidir ezan çünkü. Ezan okunacak yer cami şimdi değil mi? Evet, Yahya Kemal Beyatlı rahmetlinin Ezansız Semtler diye bir yazısı var şimdi. Lütfen okuyun. Güzel söylüyor adam. Ezansız semtler var. Hadi Müslümanlar, el ele tutuşun, oralara cami yapın. Ezan okudun. Bu memlekete bereket yağsın, rahmet yağsın. Kanuna göre 5 kilometrede bir cami, muhteşem cami yapma hakkınız var. Aha, bu ölçülere göre toplanın, başvurun, size yolu açarlar. Ezan okudun. Unutmayın, parayı yığdınız, yığdınız, yığdınız. Azrail geldi, hadi lan dedi. Bir dakika, ben de hacca gitmedim. Cami, cihan, hamam yaptırmadım. Dinle mi? Ecel ne uzar ne kısalır. Anında görev yapar. Bunu unutmayın. Hadi parası olanlar, parası olmayanlar, topluluk, dernek kurun. Kanunlara göre dernekler kurun. Ezansız semtlere ezan okutun. Bereket yağsın, rahmet yağsın. Öyle diyor. Ezan sebebiyle insanlara Allah Celle Celaluhu rahmet yağdırır, bereket yağdırır. Bereket yağdırır. Onun için kafanızda bu olsun. Allah elini, hatta yafruva minel ezani, ezanı bitirince kadar müezzinin üstüne ayırmaz. Ve innehu leyuferu lehu mette savdihi, ve de günahlarını affeder, ona ihsanda bulunur. O memlekete de ihsanda bulunur. Fize faraga kâle rabbu, müezzin ezanı bitirdi mi? Sadaka abdi, kulum doğru söyledi. Allahu ekber, Allahu ekber, Allah en büyük. Doğru değil mi? Allah'tan büyük var mı? Doğru söyledi. Eşhedü en la ilahe illallah. Gözümle görür gibi inanıyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Doğru değil mi? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şehadet ederim, gözümle görür gibi inanırım ki Muhammed Allah'ın peygamberi, Resulüdür. Doğru değil mi? Evet. Hayya alessalah, hayya alel felah. Haydin namaza, haydin kurtuluşa. Namaz kurtuluş yeridir, cami kurtuluşu. Yalan mı? Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Sabah namazında Es-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan hayırlıdır. Doğru değil mi? Evet. Doğru. Biz buna inanıyoruz. Hadi müminler, kanunlar çerçevesinde her yerde ezan okunsun. Ve size de söylüyorum, ezanın kıymetini bilin. Ben dış ülkelere gittim, kaldım orada. Evet, şunu itiraf ediyorum. Yani orada namaz kılmadık, kıldık. Camiye de gittik.
İstanbul simalarını görünce ağladım. Kalem gibi minareler, camiler. Ne güzel vatanımız var bizim. Allahu Ekber, Allahu Ekber günün beş vaktinde. Kaç sene ezan sesi duymadı kulak. Hasret kaldı. Ne güzel vatanımız var. Kıyamete kadar okutalım bu ezanları. El birlik olalım. Kıyamete kadar okutalım. Evet, onlar okutmuyor. Cami yap diyor. Şimdi başladı inşallah. Bir iki mühini. Paranız olsun, paranız. New York'ta bir semt var. İşte Allah Allah, minareli cami, kubbeli bir cami gördük. Bunu ya dedik. Bir zaman biliyorsunuz, belki siz doğmadınız o zaman. Petrol kalmadı ülkede, dünyada. Petrolle kurşun atıyor millet. Petrolün yeri de Müslümanlarda, Küveyt'te. O adam, oranın başı, petrol verirme demiş, parası benden. Orada demiş, parası önemli değil. Bana demiş, cami yeri vereceksiniz ve de minaresine ezan okunacak. Bu şartla veririm. Onların bütün derdi menfaat. Petrolsüz olur mu ya? Tamam demişler. Adam madde koydurmuş. Ezan okunuyordu minareden New York'ta. Evet, parayı basmış. Ben de sana diyorum ki paralı ol. Ezamsız yerlere minare dik, ezan okut. Öyle diyor Peygamberimiz. Müezzinin sesinin ulaştığı yere kadar her şey şahit. Günahların siliniyor. Yalnız müezzinin değil. Onu okutan, sebep olan adam da aynı şeyi kazanacak. O memleketin insanları da bereketten, rahmetten faydalanacak. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Doğru söyledi kulum. Ve şehit de şehadetel hak. Eşhedü enne la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah. Hakka şahitlik ettin. Doğru söyledin. Doğrusu budur. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ayrıca feübeşşiruhu, ben bu müezzini ve bu müezzini okutanları, bu memleketten ezanı susturmayanları müjdeleyeceğim. Bime yesurruke, onları sevindiren şeyler vermek suretiyle müjdeliyorum diyor Allah. Ezan deyip geçmeyin, gördünüz mü? Ne kadar güzelmiş. Ne çıktı ya bu, tatlı uykum veriyor. Tak kanklan. Allah inkar ediyor musun? Etmiyorum hocam. Ama yani uykum da pek tatlıydı. O tatlı uykunu bölmezsen Çanakkale kazanılmaz. Namusunu koruyamazsın. Tatlı uykunu bölmesini bileceksin. Fedakarlık yapmasını öğreneceksin. Böyledir bu işler. Böyledir bu işler. Allah bizi ıslah etsin. İşte onu söylüyoruz. Kulum doğruya şahadetlik etti, doğru söyledi. Ben de onu sevineceği şeyle, ihsanımla, hadsiz hesabı, hesapsız ihsanımla, rahmetimle müjdeliyorum. Müjdeliyorum. Öyleyse ezan teklif ettikleri zaman, hocam deme. Yani kanun müsaade etse iki tane vururum sana. Çünkü menfaatini bilmeyen adama ne derler arkadaş? Ya aptal derler ya deli derler. Oksana bak ya şu müjdeye, ben bu peygambere inanıyorum, sen de inanıyorsun. Neden kaçınıyorsun? Kadın mısın ki ezan okumaktan kaçınıyorsun? Sen de ey müezzin, okuduğun zaman maaş olmaz, okumam ya. Kaç para veriyorlar ki? İki tane de sana atarım ha. Tabii kanun müsaade etmez de. Allah için oku. Arkadaşım bak, ne kadar büyük müjdeler var. Ezan okuduğun zaman yürekten oku, iştahlı oku, gavuru Müslüman edecek şekilde güzel oku. Adam kaçıran şekilde okuma, güzel oku. Beceremiyorsan başka işe git. Milleti tiksindirme, zamanda oku, güzel oku, iştahlı oku. Yani zar zarına gibi okuma. Ne kadar büyük iş bak, görüyorsun müezzinlik. Ne kadar güzel bir şey ezan. Evet, sen de böyle, okuyan da böyle. Millet olarak da elhamdülillah böyleyiz. Elhamdülillah böyleyiz. Ben ilk defa 1970'li yıllarda Avrupa'ya gittim. Mesela Fransa'ya gittim.
İlk defa gitmiş bizim Müslümanlar. İlk gittiğimde Paris'te bir cami vardı. O da devlet siyaseten yapmış. Cezayir, Fas, Tunus, Osman Fransızların avutmak için. Neden siyaseten diyorsun? İmamı çünkü beş vakit namaz kılmıyordu. Oradan biliyorum yani. Göstermelik olduğu belli. Göstermek, cami bile yapıyordum diyor onlara. Avutuyor. Ama bizim milletimiz elhamdülillah. Dualı milletiz biz. 40 senedir orada Faslı, Tunuslu, Cezayirli işçiler var. Bizim milletimiz bir gitti Avrupa yolu açılınca, sonra ben bir daha gittim. Her mahallede hemen bir daire tutmuşlar, mescid açmışlar. Sonra da büyüttüler, camiler kurdular. Faslı, Tunuslu, Cezayirli adam 40 sene mescid açmamış, cami yapmamış. Bizim milletten öğrendiler de onlar da utandı da onlar da yaptı. Bu vakadır arkadaş. Ben ne Arap düşmanıyım ne ırkçıyım. Bu bir vakadır. Bu aziz millet ezanı sever, camiyi sever. Geri de sevmeye devam edin. Çünkü sevilecek güzel bir şey ezan. Güzel bir şey. Gayret edelim, birleşelim. Bu ezanları susturmayalım. Cenab-ı Hak şehadet kelimesini ne göre hayatını devam ettiren ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek nefes tüketen, güzel akıbete eren müminlerden eylesin bizi.